Gruplar adına son söz Halkların Demokratik Partisi grubu adına Van Milletvekili Lezgin Botan'a aittir. Sayın Botan buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Şu an ekranları başında bizleri izleyen rehin eş başkanlarımızı ve milletvekillerimizi, eş belediye başkanlarımızı da bu vesileyle bir kez daha selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, ben bugün Van'ı size anlatacağım. Van'la ilgili Van'ın sorunlarını biraz bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Coğrafyamızın en kadim kentlerinden biri olan jeostratejik konumu, genç nüfusu ve doğal zenginlikleriyle ciddi bir potansiyele sahiptir. Aynı şekilde Van, iller arasında 9. büyük ilimiz, bölgede ise en büyük illerimizden biridir. Onun yanında Van, İran'la sınırı olduğu için dünya pazarlarına, yani daha doğrusu Orta Doğu pazarlarına yakın konumdadır. Dolayısıyla Van'ı baz alarak 500 kilometrelik bir çember çizdiğinizde, yaklaşık 123 milyonluk bir nüfusun pazarın tam orta yerindedir. Bunu Van açısından çok büyük bir, hem bölge pazarı açısından, bölgenin kalkınması açısından çok büyük bir imkan olduğunu, buna karşın Van'ın bu anlamda yeterince altyapı, üst yapı ve imkanların sağlanmadığını, gerekli ilgi ve alakayı maalesef görmediğini üzülerek belirtmek istiyorum. Buna rağmen Van potansiyelini kinetiğe çevirmeye çalışsa da 2011 yılında malumunuz iki tane büyük deprem yaşadı. Maddi ve manevi ciddi bir yıkım olmasına rağmen iktidarın Van'ı afet bölgesi ilan etmemesinden dolayı kalıcı çözümler de üretilemedi. Bugün depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında birçok sorun devam etmektedir. Zaten yoksul olan yurttaşlar borç batağına itilirken diğer taraftan TOKİ konutlarında eğitim, sağlık hizmetleri ve diğer sosyal kültürel hizmetler arasında da oldukça yetersiz ve büyük bir mağduriyet söz konusu. TOKİ konutlarında Boğaziçi adındaki bir şirketin, yani yüklenici şirketin 15 yıldır bütün hak sahiplerine bir türlü oradaki yönetimi devretmemesi nedeniyle orada da ciddi bir vurgun düzeni kurulduğunu burada belirtmek istiyorum. Ve bir an önce bu konuda da bakanlığın ve ilgili kurumların bu konuda bir teftişte bulunmalarını talep ediyoruz. Değerli arkadaşlar, Van esnafı aslında biliyorsunuz bu iki depremle birlikte bölgenin de en büyük göç yükünü çeken bir ilimiz. Ve dolayısıyla Van esnafı aslında afetin ilan edileceği ve vergi terkininde bulunacağı gibi bir talebi vardı. Daha önce benzer bölgelerde bu konuda afet bölgesi ilan edilip vergi terkini sağlanırken Van açısında aynı ilgiyi, alakayı görmediğimizi ve Van esnafına burada da bir ayrımcılık ve Van'ın da bundan mahrum bırakıldığını maalesef üzülerek onu da belirtmek durumundayım. Tabii Van'da daha ilk deprem olmadan ikinci büyük siyasi bir depremle Van sarsıldı. O dönemde depremden hemen sonra Van belediye başkanlarımız gözaltına alınmıştı. Van'daki siyasetler gözaltına alıp yaklaşık 2 yıl cezaevinde tutulmuşlardı. Bu son süreçte de yine kayyumlar atanmak suretiyle Van'daki belediye başkanlarımız, eş belediye başkanlarımızın tümü hem kayyum atandı belediyelere hem de belediye başkanlarımız tutuklandı. Şu an rehin bir şekilde cezaevlerinde. Yani Ataşehir'de, Ankara'da, işte İstanbul'da da belediye başkanları görevlerinden bir şekilde alındı da orada da bir usul takip edildi. Orada belediye meclisleri kendi içinde belediye başkanlarını tekrar seçme imkanı tanındı. Ama aynı şekilde bölgedeki belediyelere bunun uygulanmadığını, şimdi bazen biz Kürt sorunu diyoruz, işte Kürtlere ayrımcılık yapıyor diyoruz ya, birileri yerlerinde zıplıyor. Aslında bu onun en bariz örneği olmaktadır. Çünkü belediye meclislerimiz halen yerinde, belediye meclis üyelerimizin hemen hemen neredeyse tümü dışarıda ve hiçbir soruşturmaya da tabi tutulmamış iken
Belediye başkanlarımız siyaseten rehin alındılar ama belediye meclislerimiz de dışlandılar. Şu an belediye meclislerinin kendi içinde belediye mevzuatı gereği veya yerel demokrasiye olan inanç, siyasete olan itibarın bir gereği olarak kendi belediye başkanı seçme olanağı da ellerinden alındı. Yani 1980 darbesini çok eleştiriyoruz. Emin olun Kenan Evren'e rahmet okuttunuz. Çünkü Kenan Evren döneminde bile belediye başkanları alınırken belediye meclisleri kendi içinde yenilen kendi hizmetlerini sunmuşlardır. Dolayısıyla siyasetin aslında bölgedeki bu kayımlarla birlikte nasıl itibarsızlaştırıldığı, nasıl değersizleştirildiği, sandık iradesi, yerel demokrasinin nasıl aşağılandığı, nasıl insanların buna artık itibar etmemesi gerektiğini. Çünkü insanlarda şu an demokrasiye, sandığa bir şey kalmadı. AKP'nin başardığı şey budur. Yani orada yerel demokrasiyi bu anlamda gerçekten yok ettiniz. Yine Van'ın diğer bir konusu değerli arkadaşlar. Van görebiliyorsunuz büyük bir havzası var ve o havzanın çevresinde onlarca belediyemiz var. Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit, Erciş, Gavaş, Tatvan, Muradiye, Adıcevaz ve Ağlat gibi nüfus yoğunlu yerleşim alanları var ve Van Gölü havzası ciddi bir tehlike altında. Biz defalarca burada bu konuda çeşitli çabalarda, çalışmalarda bulunduk ancak yine o konuda da ciddi bir duyarsızlıkla karşılaştık. Van Gölü kuruma kanunu teklifini verdik ancak bu konuda henüz bir duyarlılık görülmedi. Şimdi biliyorsun Aral Gölü bu duyarsızlık sonucu yok oldu. Urmiye Gölü yok olmayla karşı karşıya geldi. Dünyanın en önemli göllerinden biri Van Gölü de şu an büyük bir tehdit altındadır. Burada Van Gölü'ne karşı da hem biyoçeşitlik hem oradaki endemik ve büyük bir değerimiz olan Van Gölü büyük bir tehdit altında. Bu konuda da vermiş olduğumuz koruma kanununun bir an önce hayata geçmesi gerekiyor. Yine Van'da tarım ve hayvancılık alanında da çok büyük sorunlar yaşanmakta değerli arkadaşlar. Van'ın en temel geçim kaynaklarından biri hayvancılık ve tarım. Bu konuda da Van'ın %70 meraları %70 meradır. Yani Türkiye meralarının %10'una tekabül etmekte. Ancak maalesef süt ve et kurumu Van'da yok. Yani daha önce vardı ama AKP'nin politikaları sonucu bu kurumlar kapatıldı ve Van büyük bir mağduriyetle yüz yüze kaldı. Van'ın nüfusunun %80'i genç bir nüfus ve yaş ortalaması 20 ama şu an işsizlik oranı %40 oranında. Yani reel anlamda aslında daha yukarıdadır. Fakat Van'daki insanlarımız yani hayvancılıkta küçük baş hayvan barınmada, beslemede potansiyel olarak Türkiye birincisi, küçük büyük baş hayvanda da Türkiye 5. 15 il arasında ancak Van insanımız şu an Türkiye'nin en pahalı etini yiyor ve maalesef en pahalı ekmeğini yiyor. Bu da ayrı bir paradoks. Yani bunda ayrıca mesela Toprak Mahsulleri Ofisi Van'da daha önce aylarca açık kalıp esnafın imkanı, esnafa çeşitli rekabet imkanını sağlarken maalesef bu da kapatıldı. Bunun da tekrar açılmasını öneriyoruz. Sağlıkta da benzer durumlar söz konusu. Sağlıkta da 36 bin nüfusu olan Gürpınar'da şu an devlet hastanesi yok. Yine 30 bin nüfusu olan Saray'da devlet hastanesi yok. 200 bin nüfusu olan Erdiş'te devlet hastanesi 2011 yılından beri bir türlü 9 yıldır bitirilemedi. Ama her seferinde AKP yöneticileri veya hükümet üyeleri gelip orada toplu açılışlarda bunun açılışını yaparlar. Çok enteresan bir şekilde olmayan bir hastane. Bir an önce bunu bitirilmesi lazım. Bir prefabrikte şu an insanlarımız Erdiş'te sağlık hizmeti görmekteler. Yine 67 bin nüfusu olan Çaldıran'da şu an Çaldıran Devlet Hastanesi var ama doktor eksiği çok ciddi. Had safhada ortopedi doktorları yok, kadın doğumcu yok, yine keza çocuk doktoru yok. Bu anlamda da ciddi bir sıkıntı söz konusu değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, yine Van aynı zamanda büyük bir turistik potansiyele sahip. Yani hem inanç turizmi, hem kültür turizmi, hem tarih turizmi bağlamında çok önemli bir potansiyele sahip. Fakat bu konuda da yeterince altyapı imkanı sağlanmıyor. Örneğin 400 bine yakın İranlı turist yılda 6 ayda, ilk 6 ayda Van'ı tercih ederken fakat İran konsolosluğu Van'da yok. Ve bu çok ciddi bir sıkıntı. Altyapı, turistik anlamda imkanların sağlanması, ajantaların desteklenmesi, işte yatak sayısının artırılması konusunda da Van bu konuda yine övey evlat muamelesini görmektedir maalesef.
Şimdi bu konuda ben Van'ın biraz taleplerini hemen burada sizinle ifade edeyim. Van bir an önce kayyumların zulmünden kurtarılıp belediye meclislerimizin toplanıp demokratik yollarla halkın demokratik iradesinin tecelligahı o meclislerin kendi içinde belediye başkanlarını yeniden seçip iş başına getirmesini beklemektedir. Van esnafı biriken borçlarını 2018 yılı Ocak ayından itibaren ödemeye başlayacak. Bu Van'daki var olan zaten dibe vurmuş ekonomi açısından çok büyük bir yüktür. Bunun vergi terkini halen Van için çok elzemdir. Ama bu olmazsa bile bu borçların bir şekilde ertelenmesi gerekmektedir. Yine Van Et ve Van Süt Kurumu'nun toprak mahsulleri ofisinin bir an önce açılması lazım. Van esnafına verilmesi gereken mazot desteği henüz verilmemiş. Bu desteğin mutlaka sağlanması lazım. Van Meral teşekkürler. Hadi Van için diyorsunuz. Bir dakika buyurun. One minute. Buyurun bir dakika. İki dakika. Bir dakika. Pozitif ayrımcılık istiyorum başkan. Tamam işte one minute dedik ya. Evet. Yine dediğim gibi Van Gölü için vermiş olduğunuz koruma kanunu, Van Gölü koruma kanunu bir an önce çıkarılması lazım. Bu yani bir partinin sadece kendi şeyi değil. Yani bu hepimizin Van'a karşı veya coğrafyamıza karşı duymuş olduğumuz sorumluluğun bir gereğidir. Büyükşehir statüsünde olmasına rağmen Van'da çevre yolu henüz yok arkadaşlar. Geçen gün Sayın Bakan burada bütün 81 vilayette olduğunu söyleyeyim. Mesela Hakkari'de de yok ama Van'da hiç yok. Van büyükşehir statüsündedir ve 7 yıldır yapıldı yapılacak bir türlü yapılmadı. Defalarca master planı yapıldı, iptal edildi. 18. madde kapsamında 1.800.000 dönüm imarlı arsa adeta rehin almış. Bu Van'ın bir ilin ekonomisini bırakın, bir bölgenin ekonomisi aslında çok büyük bir sıkıntılı. 18. madde defalarca iptal edildi, defalarca yapıldı. Hatta tapular çıktı, tapular iptal edildi. Bu çok çok büyük bir haksızlık ve büyük bir sıkıntı. Bunun bir an önce giderilmesi lazım. Yine Van-İran arasındaki, bakın Sayın Başkan bitiriyorum iki dakika. Şimdi efendim one minute bir defa denir, bir daha denmez lütfen. Teşekkür ediyorum Sayın Botan. Bir daha one minute dersek olmaz bu işte. Neyse toparlayın, tamam. Toparlayın. Evet. Van ile İran arasında hızlı tren, modernize edilmiş tren yolculuğunun özellikle bu Van'ın ekonomisi aslında, bölge ekonomisi aslında çok önemli. Bu yolcu taşımacılığının geliştirilmesi lazım, kapların açılması lazım. Van ile İran arasında serbest ticaret bölgelerinin oluşturulması ve bir takım ürünlere konulan kotanın kaldırılması lazım. Hani Van'ı böyle cazibe merkezi haline getireceğiz iddiasını ikide bir hükümetleri sürüyor. Bu anlamda önemli. Yine uçak seferlerinin hem Van Urmiye, Van Tarhan arasında haftanın belli günlerinde yapılmasında bölge ekonomisi aslında çok önemli olacaktır. Bölgenin metropolü olan Van şehir stadyumu yok. Defalarca söyledik, defalarca söz verildi. Depremde yıkılmıştı eski saha. Stadyum. Bunun mutlaka bakan söz vermişti. Ne aşamada bilmiyoruz. Dün akşam da sordum cevap vermedi. Bunu da bir an önce tamamlanması lazım. Yine Van'da sık sık elektrik kesintileri oluyor. Günde ortalama 3-4 saat bu Van'ın ekonomisine, bölgenin ekonomisine de büyük bir külfettir. Cazibe merkezi yapılacak bir yerde bu olmamalı. Van ve Diyarbakır Urfa arasında da hızlı tren seferleri çok teşekkür ediyorum. Bakın tüm desteğimiz Van'a ilişkindi. Ona göre Sayın Botan.